Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarni pamuk makrame ipiyle hazırladığım tığ işi örgü hasır modelimizin yapımını tarif edeceğim. Şöyle yakından bakalım modelimize. Çok güzel bir model. Bu modeli battaniye yapımlarında, kırlent yapımlarında, çanta yapımlarında, yelek ceket yapımlarında aklımıza gelebilecek birçok alanda kullanabiliriz. Yapımı oldukça kolay ve keyifli. Tarifimize geçelim. Modelimi tarif etmek için spagetti yarnının pamuk makrame ipini kullanacağım. İpim bu şekilde. Tığım 4 numara. Başlangıçta şunu söylemek istiyorum. Bu önemli. Yapacağınız ürüne göre, kullanacağınız ipe göre tığ numaranızı bu örgü modelinde 1 numara ya da yarım numara büyük tutmanızı tavsiye ediyorum. Önden ve arkadan örmeli olduğu için birazcık kasılabiliyor örgü. Eğer eliniz sıkıysa tığ numaranızı muhakkak 1 numara büyük tutmanızı tavsiye ederim. Ben normalde gevşek örüyorum. Bu ip için 3-3,5 ideal oluyor ama benim için ama kastığı için örgü 4 numara kullanmayı tercih ediyorum bu modelde. Sizler de yapacağınız ürüne göre, kullanacağınız tığa göre 1 numara ya da yarım numara büyük tığ tercih etmenizi tavsiye ederim. Zincir çekerek başlayacağız. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne, ikili trabzan nasıl yapılır detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. İlk zincirimizi kilit yapıyoruz. Buraya sıkıladık. Doluyoruz. Doladığımız ipi ilmeğimizden geçirerek zincirlerimizi çekiyoruz. Modelimiz 4 ve katlarından oluşuyor. 4 artı 1 yapacağız. Yani 4 4 4 çekeceğiz. Yapacağımız ürüne göre en son artı bir tane daha zincir çekeceğiz. Ben şimdi daha önceki başlangıçta gösterdiğim modeli sizinle paylaşayım. Bakın burada 1 2 3 4 tane kabarık duruyor. 4 tane paylaşmayacağım sizinle. 1 2 3 tane önden kabarık, 2 tane geriden paylaşacağım. Yani şu iki parçayı paylaşmayacağım. Bunun içinde 4 4 4 4 4 tane, yani 4 8 12 16 ve 20. 20 tane zincir çekeceğim. Bir de artı zincir çekeceğim. Yani şu nokta için bakın 1 2 3 tane kabarık, 2 tane geride duran için toplamda 21 tane zincir çekeceğim. Yani 4'ün katları artı 1 yapacağız. Şimdi çekelim. 4 tane çektim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakın 20 tane çektim. Artı 1 tane çekiyorum. Sonrasında bakın burası benim zeminim. Yapacağım trabzanların geleceği zincir sayısı. Şimdi de şu dönüş için 3 tane zincir çekeceğiz. Yani yukarı için. Bu artı 4, 4 ve 4'ün katları artı 1 yapacağız. Yukarı çıkmak için de 3 tane zincir çekeceğiz. 21 tane zincirden sonra 1, 2, 3 tane zincir çekmiş oldum. Doladım ve geliyorum. Bakın buradaki 3 tane zincirden sonra 4. zincire, yani 21. zincire batıp ilmek çıkarıyorum. İkili trabzan örüyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte doladım. Bir sonraki zincire batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Bu şekilde her bir zincire bir kez batarak ikili trabzan örüyorum. Battım. Bakın 3 ilmeğim var. Doladım. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıramın sonuna geldim. Son 2 zincirim kaldı. İkili trabzanlarımı örüyorum. 3 zincir çekerek dönüş yapıyorum. 3 zincirimi çektim. Örgümü çeviriyorum. Doladım. Şimdi burası önemli. Bakın. Buradaki son trabzana
Yani baştaki trabzana değil, bir sonraki trabzana batıyorum. Tığım bu şekilde tığımın üzerinde kalıyor trabzan. Bakın önden batıyorum. Buradan ilmek çıkardım. İkili trabzan örüyorum. Daha önce yaprak çanta çalışmıştık. Hatırlayanlar olacaktır. Aynı teknik. Bir sonraki trabzana bakın bu şekilde batıyorum. Önden ikili trabzan örüyorum. Bu işlemi 4 kez tekrar edeceğiz. Bir sonrakine batıyorum. İkili trabzan. Doladım. Bir sonrakine batıyorum. İkili trabzan. Bakın 1, 2, 3, 4 tane önden batmalı oldu. Şimdi doluyorum. Bu kez arkadan. Bakın tığımı arkadan batıyorum. Trabzanın boşluğundan, sağ boşluğundan batıp sol boşluğundan çıkarıyorum. Arkadan battım. İlmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. Yavaş bir şekilde göstermeye çalışayım. Bakın buradan battım arkadan. Bu şekilde ikili trabzan örüyorum. Tekrar bakın. Tığımın başına doluyorum. Arkadan batıyorum. Buradan ilmek aldım. İkili trabzan örüyorum. Doladım. Dördüncü kez batacağım. Bu şekilde ikili trabzan ördüm. Bakın 4 tanesi önden, 4 tanesi arkadan, tekrar 4 tanesi önden, 4 tanesi arkadan, 4 tanesi önden şeklinde bitirmiş olacağız sıramızı. Tekrar 4 tane arkadan yaptıktan sonra bakın battığımız noktalar belli zaten. Bakın. Şimdi bir sonrakine batıyorum. Battığım trabzana bir kez daha batmıyorum. Her birine bir tane gelecek şekilde. Şimdi 4 tane önden batarak örüyorum. Üçüncü önden batıyorum. Dördüncüyü. Şimdi 4 tane arkadan batıyorum. Şekilde 2 3 ve 4. Son noktaya geldik. Bakın burada 1 2 3 4 tane trabzan var. Bir de dönüş zincirimiz var. Bu zincir başta ve sonda hep olacak. Bu zincirlere önden ya da arkadan batmayacağız. Zincirlere klasik trabzan bitiş ve başlangıcını yaparak öreceğiz. Doladım. Şimdi 4 tane önden batarak bitireceğim. 1 2 3 ve 4. Doladım. Şimdi buradaki 3 tane zincir çekmiştik. 3. zincirin ortasına batarak ikili trabzan örerek bitiriyorum. Bunlar bizim bitiş ve başlangıçlarımız oluyor. Bakın 3 tane önden dolgulu, 2 tane geride duran çizgili noktamız oluştu. Şimdi bir sonraki sıraya geçeceğiz. 1, 2, 3 zincir çekerek bir üst sıraya başlıyoruz. Örgümüzü çevirdim. Bu tarafa baktığımız zaman dolgunun arkası çizgi, çizginin arkası da dolgulu görünmüş olacak. Şimdi burada doluyorum. Bakın çizgi olan yani arkadan görünüyor. Önden ördüğüm nokta diğer sırada yani tersten baktığımda çevirdiğimde çizgi olarak görünüyor. Bunları önden batmayacağım. Doladım. Bakın arkadan batarak başlıyorum. Baştaki zincire yani buradaki son trabzana
dokunmuyorum. Baştaki trabzanı hiç ellemiyorum. Buradaki zaten 4 tane dolgu vardı, hatırlayalım. Şuna dokunmayacağız. 1, 2, 3, 4 tane buradakini öreceğiz. Bu şekilde batıyorum. Arkadan batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Şimdi arkadan batarak 4 tane örüyorum. Arkadan batarak ördüm, doladım. Şimdi 4 tane önden görünüyor. Bunları önden örerek 4 tane tamamlıyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın. 4 arkadan, 4 önden örerek tamamladım. Şimdi diğer kısımları da 4 arkadan, 4 önden, 4 arkadan örerek bitireceğiz. Son bitiş kısmında birlikte yapalım ve bir üst sıraya birlikte başlayalım. Sıramızın sonuna geldim. Arkadan batarak bitiriyorum. Son arkadan batmam. 4 tane arkadan batarak bitirdik. Doladım. Bakın burada zincirim duruyor. Zincirime batıyorum. İlmek çıkarıp ikili trabzan yaparak bitiriyorum. Zincire muhakkak batacağız ki köşeler düzgün dursun. Bakın. 2 dolgu burada görünüyor. 3 dolgu da bu tarafta görünüyor. Şimdi trabzanı da yapıp bitirdikten sonra tekrar 3 zincir çekiyoruz. Bir üst sıraya başlıyoruz. Örgümüzü çevirdik. Şimdi bu dolgu sırası 3 sıra. Bakın ilk trabzan sırasını saymıyorum. İlk sırada hepsine trabzan batmıştık. Şimdi 1-2 sıra ördük. Bu sırayı üçleyeceğim. Üçüncü sıradan sonra bakın şöyle göstereyim modelimde. İlk sıra trabzan. İlk sıra trabzan. 1, 2, 3 sıra ördük. Aynı şekilde. Üçüncü sıradan sonra yani başlangıçta 4 diyelim buna. Kafamız karışmasın. Başlangıçta 4 trabzanla birlikte. Onun dışında burada 3 sıra yani başlangıçta 4 sıra ördükten sonra örgümüzü tam tersi yapacağız. Dolgu olan yere yani önden battığımız yere arkadan batacağız. Arkadan battığımız yere önden batarak bu işlemi tam tersine çevireceğiz. Bu şekilde 3 sıra öreceğiz. 3 sıradan sonra tekrar dolgu olan yere arkadan batacağız. Arkadan battığımız yere de önden batarak bu şekilde hasır modelini vermiş olacağız. Hemen şöyle paylaşacağım. Bakın 3. sıramızı örelim. Dolgu görünüyor. 3. sıramızı öreceğiz. Başlangıçta trabzan sırası vardı. Oraya atlamayalım. Şimdi önden batarak 4 tane örüyorum. 4 tane önden batıyorum. 4 tane de arkadan detaylı olarak nasıl batılır tarif etmiştim. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi hızlı örüyorum. Alt sıralarda paylaştığım için. Bakın. 4 tane önden, 4 tane arkadan, 4 tane önden, 4 tane arkadan, 4 tane önden örerek sıra sonuna kadar geliyoruz. Sonrasında sıramızı birlikte tamamlayalım. Bir üst sıraya geçip nasıl çevirdiğimizi yani önden battığımızı arkadan batacağız. Arkadan battığımızı önden batacağız. Bunu nasıl yaptığımızı hemen sizinle paylaşacağım. Sıramızın sonuna geldik. Doladım. Zincirimizin içerisine batıyorum. İkili trabzan örüyorum. 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyoruz. Çevirdik örgümüzü. Bakın. Çevirdiğimiz noktada başlangıçta baktığımızda 1, 2, 3, 4 sıra gibi görünüyor ama ilk başlangıç tamamen trabzan olduğu için burayı saymıyoruz. 1, 2, 3 tane 3 sıra ördük. Yani 3 önden bakın şu nokta görünüyor zaten 1, 2, 3. 3 sıra ördükten sonra şimdi bu noktada tam tersi işlemi yapacağız. Yani nasıl olacak? 4 tane önden
4 tane arkadan, 4 tane önden, 4 tane arkadan, 4 tane önden örmüş olacağız. Başlayalım. Çok basit aslında ama yeni başlayanlar için detaylı olarak göstermek istiyorum. Doladım. Bakın arkadan görünüyor. Çizgi çizgi burası. Şimdi bu noktayı önden alacağım. Yine başlangıçtaki trabzana bakın dokunmuyorum. Bir sonraki trabzandan başlıyoruz. Şu başlangıç, şuna ellemiyorum. Bir sonrakine. Önden batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Önden battım. Tığımın üzerinde kaldı trabzan. İkili trabzan ördüm. Üçüncüyü önden ördüm ve dördüncü. Bakın önden battık. Şimdi önden battığım 4 taneyi arkadan batarak örüyorum. Bu şekilde. Arkadan batıyoruz. Doladım. 4 tane önden batarak örüyorum. Şimdi önden battığım noktayı arkadan batıyorum. Son olarak 4 tane önden batarak bitiriyorum. Tane önden battım. Son zincir kaldı. Zincirime de batarak sıramı tamamlıyorum. Şimdi 3 zincir çekip bir üst sıraya çıkıyoruz. Örgümüzü çevirdik. Şimdi bu sıradan sonra bakın burada değiştirdik sıramızı. Şimdi bununla beraber 2 sıra daha örüp 3 sıraya tamamlayacağız. Her sırada 3 sıra öreceğiz. Her şekilde 3 sıradan sonra değiştireceğiz. Önden ördüğümüz yeri arkadan, arkadan ördüğümüz yeri önden gelecek. 3 sıra 3 sıra bu şekilde devam edeceğiz. Bakın modelimize. Başlangıçta 4 demiştim. Trabzan olduğu için 3 sıra ördükten sonra değiştirdik. Önden geleni arkadan battık. Arkadan geleni önden battık. 3 sıra bu şekilde devam ettik. Sonrasında tekrar değiştirdik. Bu şekilde hasır modelimizi oluşturuyoruz. Şimdi ben bir üst sırayı da hemen göstereceğim. Bakın doladım. Burada bir çizgi görünüyor. Bu noktaya bakın önden batmıyorum. Arkadan batıyorum. 4 tane arkadan. 4 tane önden batıyorum. Tekrar 4 arkadan. Bakın. 4 arkadan, 4 önden, 4 arkadan, 4 önden, 4 arkadan örerek bitireceğiz. Sıra sonunda tekrar bir üst sıraya nasıl geçeceğiz onu da göstereceğim. Sonrasında zaten sıramız tamamlanmış olacak. 4 tane arkadan batarak bitirdim. Ve buradaki sondaki zincirimin ortasına batıyorum. 3. zincirime batıp ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekerek bir üst sıraya başlıyorum. Bakın. Şöyle baktığım zaman 1-2 sıra önden görünüyor. Şimdi burayı buranın 3. sırasını öreceğim. Yani önden, arkadan, önden, arkadan, önden örerek 3. sırayı bitireceğim. Bir üst sırada da tam tersini yapacağım. Önden örüyorum 4 tane. Arkadan
4 tane arkadan örüyorum. Dört tane önden, dört tane arkadan ördüm. Sıramız bakın burada zaten kendini belli ediyor. 1, 2, 3 sıra oldu. Bakın. İsterseniz siz bu sıra sayısını daha uzun isterseniz bu hasırları 3 sıra değil 4 sıra 5 sıra da yapabilirsiniz. Ama 3 sıra gayet güzel duruyor. Bakın 3 sıra bu şekilde duruyor. 4 sıra örerseniz bu sıraları 4 sıradan sonra yerlerini değiştirirseniz şu önden ve arkadan görünenler biraz daha uzun görünecektir. 3 sırayla bu şekilde görünüyor ama 4 sıra 5 sıra yaparsanız bunlar daha uzun olacaktır. 3 sıra ideal oluyor ama. Şimdi bakın bu şekilde önden arkadan önden arkadan önden şeklinde sıramızı tamamlıyorum. Sonrasında tekrar bir üst sıranın dönüşünü nasıl başladığımı sizinle paylaşacağım. Sıramızın sonuna geldim. Bakın 3 sıra ördük. Şöyle önden sayalım. 1, 2, 3 sıra örmüş olduk. 3 sıradan sonra modeli değiştireceğiz. Örgümüzü bakın son zincire de trabzan battım. 3 zincir çekerek çevirdim. Çevirdikten sonra bakın 3 sıra örmüştük. 3 sıradan sonra değiştireceğiz. Ne yapacağız? Önden görünen, arkadan görünen kısma şimdi önden batacağız 4 tane. Önden görünen kısma da arkadan batarak şuradaki bakın 4 sıra başlangıçta trabzan vardı. Burayı yaptıktan sonraki yaptığım işlemin aynısı. Arkadan görünen noktayı önden görünen kısmını da arkadan batarak 3 sıra bu şekilde değiştirerek örmüş olacağız. Yani şimdi burada arkadan görünen noktanın tepesine önden battığımız nokta oluşacak. Önden battığımız noktaya da bakın burada arkadan battığımız nokta oluşmuş olacak. Bu şekilde yerlerini değiştirerek 3 sıra öreceğiz. 3 sıradan sonra tekrar yer değişimi yapacağız. Bu şekilde hasır görünümü almış olacak. Yapım oldukça kolay ve keyifli. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlar için kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.